Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'un uygulamaya koymuş olduğu chapter özelliğini yani videolarımızı bölümlere ayırma işlemini nasıl yapıyoruz? Bunun video yükleyenler ve videoyu izleyenler açısından ne gibi faydaları var? Onları beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Ben bu uygulamayı bir tane videomuza örnek olarak ekledim. Burada bilgisayarım kaç bit, 32 bit mi, 64 bit mi öğrenme, nasıl bakarım diye bir videom benim. Burada gördüğünüz gibi altta çizgide bazı noktalarda kesik kesik işaretler var. Bu kesiklikler her biri bir bölümü temsil ediyor. Dolayısıyla benim burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bölümüm var. Burada zaten üzerine geldiğiniz zaman da şöyle kalın bir hal alıyor ki bu ilerleme barında bunu da rahatlıkla görüyoruz. Peki yine ben üzerine geldiğimde burada bu hangi konuyu içerdiğini yine burada görüyoruz. Mesela burada kaç bit olduğuna bakma demişiz başlık olarak o. Şimdi onu nasıl eklediğimizi birazdan göstereceğim. Yine ikinci yöntemini eklemişiz. Üçüncü yöntemini eklemişiz ve arama kutusuna yazarak da biz bu işlemi nasıl yaptığımızı burada görmüşüz. Biz bu bölümleri nasıl oluşturuyoruz? Yeni bir video hazırladığımızda veya önceki videolarımıza bu uygulamayı yapabilmek için videomuzu açıyoruz. Daha sonra videomuzun şu kısımda videoyu düzenle seçeneği var. Oraya geliyoruz, tıklıyoruz. Bunu açıklamalar kısmına yazacağız. Buradan mesela ben bu şekilde biraz önce size göstermiş olduğum bölümleri bu şekilde yapmışım. Burada başlangıç olarak illaki 00 2 nokta üst üste 00 giriş diyoruz. Sonrasında da hangi saniyede, hangi dakikada hangi konu işlendiyse onu burada yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra bu aslında yükleyenler için de büyük kolaylık, izleyenler için de büyük kolaylık. Bu açıklamaları kolay görünebilir yere de yazalım ki gerçi aboneniz olan insanlar bir süre sonra sizin yükleme şeklinizi öğreneceği için çok da sıkıntı olmaz. Ancak yeni gelen insanlar için öğrenene kadar bayağı bir zaman geçecektir. Şimdi biz bunu nasıl bakıyoruz? Ben böyle yazdım ama bakmak isteyen nasıl bakacak? Hemen şuradan videonun normal halini açıyorum. İzlenebilir halini. Buradan şöyle aşağıya indiğimde, daha fazla göster dediğimde, burada gördüğünüz gibi süreler var. Şu anda benim videom kaçta bir bakalım. Şimdi benim videom diyelim ki burada. Ben peki durduruyorum bunu. Ben burada örneğin şöyle geldim. Bakın en sona doğru aldım. Burada ben geldim dedim ki 1.40'da benim merak ettiğim konu var. Ona tıkladığım zaman otomatik olarak oradan başlıyor. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgi burada kaldı. Dolayısıyla bu şekilde hızlı bir şekilde aradığımız konuya da ulaşabiliyoruz. Biz bu işlemleri cep telefonlarında YouTube Studio uygulamasını indirerek çarka benzeyen bir simgesi var. Yine orada yapabiliriz. Normal YouTube'da yapamıyoruz. Bilginiz olsun. Biraz sonra onun anlatımını da sizlere göstereceğim. Videomuzu bölümlere ayırma işlemini cep telefonunda yapabilmemiz için telefonumuza YouTube Studio uygulamasını ekranda görmüş olduğunuz gibi kurmamız lazım. Onu kurduktan sonra oraya ben tıklıyorum. Daha sonra burada gördüğünüz gibi kontrol paneli, videoları oynatma listeleri gibi seçenekler geliyor. Ben buradan videolarıma tıklıyorum. Eklemiş olduğum videolar. Şurada biraz önce en üstte gördüğünüz gibi değişiklik yaptığımız videoyu gördünüz. Buraya tıkladıktan sonra şu ekranın üzerinde bir kalem işareti var. Ona tıklıyoruz. Şimdi burası aktifleşti. Açıklamalar bölümü. Ben burada örneğin en alt kısma yazarak kısmına tıklıyorum. Geç diyorum. Bir alt sekmeye geçtim. Hemen oraya ben kaçta bitmiş? 3.35 sonmuş. Hemen ben 0.3 2.36 diyorum ve oraya da bitiş yazıyorum. Daha sonra sağ üst köşeden kaydet diyorum. Değişiklikler şu anda kaydedildi ve benim işlemimi cep telefonunda yapmış oldum. Bunu şimdi bilgisayarımızda kontrol ederim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımızın ekranı son haliyle duruyor. Şimdi ben sayfayı yenilediğim zaman şurada 3.36'yı görmemiz lazım. Şöyle yenile diyorum tekrardan ve buradan açıklamalar kısmına daha fazla göster kısmına geliyorum.
Şurada gördüğünüz gibi tabi bu arada bittiği de yanlış yazmışız, onu da gördük. Pro Dersler kanalımda videolarımıza bölümler nasıl oluşturuyoruz onu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.